Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs bilançosuna ilişkin son rakamlar geldi. Bugün test sayısı oldukça yüksek. 42.236 test sayısına ulaşılmış durumda. Vaka sayısı 1610. Düne göre 90 kişi daha az koronavirüse yakalanmış durumda. Hayatını kaybeden sayısı da dün 48'de bugün 41'e geriledi. Bugün iyileşen hasta sayısı da 2004 sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Peki toplamda rakamlar bize ne anlatıyor? 1.589.625 kişi toplamda test yapıldı. 148.067 kişi ise toplam vaka. Bir yandan da ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 4.096 kişi yaşamını yitirdi. Hem yoğun bakımda olan hasta sayımız hem de entübe olan hasta sayımızda da düşüş devam etmekte. Toplam yoğun bakım sayısı 906, entübe olan hasta sayısı ise 474. Bir yandan da tabii ki iyileşen hasta sayımızda da önemli bir yükseliş var. 180.137'ye ulaşılmış durumda ama son 24 saatin rakamlarına bir kez daha bakmakta fayda var. Bugünkü vaka sayısı son 24 saat içerisinde 1610 kişi daha koronavirüse yakalanmış durumda ama test sayısı da bir hayli yüksek. Çünkü uzun zamandır 38 bin ile 35 bin arasında dalgalanıyordu test sayısı. Bugün test sayısı yükseldi. 40 binin üzerindeyiz. Hatta son dönemdeki en yüksek test sayısı. 42.236 rakamıyla karşı karşıyayız. İyileşen hasta sayımız 2004. Halen baktığımız gibi son haftalarda olduğu gibi iyileşen hasta sayımız vaka sayımızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. 390 kişi daha fazla. Vefat sayımız ise düne göre düştü. Ne yazık ki bugün de 41 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. İlerleyen dakikalarda uzman konuklarımızla birlikte bu rakamların bize ne anlattığı ve bundan sonraki normalleşme sürecine ilişkin neler yaşanabileceği sorusuna da yanıt aramaya devam edeceğiz. Rakamları bir kez daha tekrarlayalım. Özellikle düne göre kıyaslama yaparak gidelim. Dün son 24 saat içerisinde yani 15 Mayıs tarihi itibariyle 1700 kişi koronavirüse yakalanmıştı ki bu son dönemde yaşanan yükseliş olarak da kayıtlara geçmiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine bir yükselişin olduğunun altını çizmişti. Bugünse rakamlarda düşüş var. 1610 kişi koronavirüse yakalanmış durumda. Dün 48 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bugünse 41 vatandaşımız ki altını çizeyim yine aslında son dönemde en düşük vefat sayısı olarak karşımıza çıkıyor. İyileşen hasta sayımız ise önemli bir rakam. 2004 kişi koronavirüse yakalandıktan sonra gerekli tedavileri oldu ve bugün itibariyle artık sağlıklarına kavuştu. Yani yapılan testleri negatif olarak karşımıza çıktı. Toplam test sayımız ise 42.236'ya ulaşmış durumda. Peki bu rakamlar bize ne anlatacak? Bu sorunun yanıtını alacağız. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Toker Ergüder yayın konuğumuz. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Rakamlar sıcağı sıcağına karşımızda 1610 kişiden bahsediyoruz. Virüse yakalanan, hayatını kaybedenlerin sayısı da 41. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor sizce? Bekan Bey çok teşekkür ederim. Aslında birkaç gündür bir yükselme vardı. Ama bu yükselmenin belki de bugünkü sokağa çıkma yasağının etkisiyle düştüğünü görüyoruz. Tabii daha çok sevindirici olan test sayımız hakikaten çok artmış. 42 bine ulaşmış. Ölüm sayımız giderek azalıyor. İyileşen sayımız artıyor. Sonuçta rakamları tabii günlük değerlendirmek bazen bizi yanıltabiliyor. Bunları haftalık değerlendirmek lazım. 3 günlük, 5 günlük periyotlara değerlendirmek lazım. Ama benim kendi gözlemim son yaklaşık 11 Mayıs'tan bu tarafa baktığımızda birazcık yükselme vardı ama evet. O tarihten bu tarafa yine düz çizmeye başladık ve vaka sayılarımız aynı duruyor. Herhalde önümüzdeki 4 gün sokağa çıkma yasakları var. Bu sokağa çıkma yasakları süresince vaka sayılarımız daha da azalacaktır. Hocam bir değerli konuğumuz daha yayınımıza katıldı. Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Sayın Özlü siz de yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi rakamlar sıcağı sıcağına geldi. 1610 kişi koronavirüse yakalanmış durumda. 2000'de sağlığına kavuştuk. 41 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar bize ne anlatıyor sizce süreçle ilgili? Şimdi öncelikle vefat eden hasta sayılarımızda azalma var. En çok bizi sevindiren bu. Tabii gönül istiyor ki hiç vefat eden olmasın ama hani bu çok gerçekçi değil şu anda. İkincisi test sayımızda artma var. Bu da çok sevindirici ve ama
test pozitif çıkan olgularımızın oranı oldukça azalmış görünüyor. Şu an itibariyle %3.8 gibi bir pozitiflik oranı var. Bu da toplumda bulaşın azaldığını gösteren bir önemli bulgu. Vaka sayılarımız son 3-4 gündür aşağı yukarı benzer seyrediyor. Çok büyük bir dalgalanma yok ama bu kontrollü sosyal yaşam projesinin hani bu süreç üzerindeki çok önemli bir geri dönüşe neden olmayacağını, inişin devam ettiğini görebiliyoruz. Bu da sevindirici. Ama tabii çok dikkat etmemiz lazım. Daha da dikkatli olursak, kontrolü daha da artırırsak, yani sosyal yaşama dönüşü kontrollü yaparsak iniş devam edecektir diye düşünüyorum. Toplam hasta sayımız hani 40 bin civarında. İnşallah onları da en kısa zamanda tedavi eder, şifayla taburcu ederiz. Yoğun bakım ve mekanik ventilatöre bağlı hasta sayılarımız zaten minimal, çok düşük. Onlar sevindirici bulgular. Sayın Özlü, şimdi 11 Mayıs itibariyle normalleşme süreci başlamıştı. Alışveriş merkezleri, berberler, güzellik salonları kapılarını açtı. Bir yandan da tabii ki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ertesi günde yaşadığımız yoğunluklar var. Bu bir haftayı siz de çok yakından incelediniz. Vatandaşların yapmış olduğu hatalar ne oldu sizce bu süreçte? Yani şimdi bazı alanlarda bir kalabalıklaşma var. Sosyal mesafenin korunamadığını görüyorum. Özellikle çarşılar, pazar, semt pazarları, alışveriş yapılan yerler, belli mahalleler, belli sokaklar çok yoğun. Orada yürürken bile sosyal mesafeyi korumanız mümkün gözükmüyor. İkincisi özellikle maske kullanımıyla ilgili sorunlar var. Vatandaşlarımızın çoğu maske takıyor gerçekten ama maalesef bazen maskeyi burnu dışarıda bırakacak şekilde takanlar var ya da ağzı ve burnu dışarıda bırakıp çenenin altına indirenler görüyorum. Bu tabii çok riskli, büyük bir tehlike bu. Çünkü maskenin dışında virüs olabilir ve eğer burnunuzun altına indirirseniz ya da ağzınızın altına indirirseniz oradan ağız ve burun yoluyla sizi enfekte edebilir. Maskenin dış yüzüne dokunmamak gerekiyor. Bunun için maskeyi taktıktan sonra böyle aşağı doğru indirmek, çene altına koymak hatalı, bunu yapmamak lazım. Üçüncüsü de sokakların kalabalık olmaması açısından şunu tavsiye ederim. Evet, evden dışarı çıkabiliyoruz ama bunu ihtiyaç ve iş için çıkmak şeklinde algılayalım. Keyif için, eğlenmek için, vakit geçirmek için hani sokaklara, caddelere, pazar yerlerine, AVM'lere gitmeyelim bence. İhtiyacı karşılamak için ihtiyaç kadar gidelim. Çünkü bu güvenli değil yani. Hala virüs devam ediyor. Ve bence eğer çok bunalırsak doğaya gidelim. Yani diğer insanlarla karşılaşmayacağımız, yalnız olarak açık havada güneşi, efendim doğayı hemhal olacağımız yerlere gidelim. Halkımızla birlikte daha keyifli vakit geçirebiliriz. Bunlara dikkat edersek çok sorun olmadan bu sosyal yaşama dönüşü gerçekleştiriyoruz. Öyle görüyorum ben. Şimdi aynı soruyu Profesör Doktor Sayın Toker Ergüder'e de sormak istiyorum. Hocam, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının ertesi gününde görmüş olduğumuz bir yoğunluk oluyor. Çoğu zaman da o sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini de görürüz. Sizce bu bir haftalık süreç içerisinde önemli bir test süreciydi. Nerelerde hata yapıldı sizce? Ya da hata yapıldı mı vatandaşlar açısından? Aslında tabii sonuçta tüm ülkelere Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tavsiyesi var. Bu bir kuralı gevşettiğiniz zaman mutlaka bunun gözlemek, test etmek, ne kadar sıkıntı yaratıyor ya da ne kadar işe yarıyor diye bunu test etmek lazım. Ama tabii siz alışveriş merkezlerini açtığı anda herkes de oralara koştu. Ama Sayın Sağlık Bakanımız da, bilim kurulu üyeleri de, bizler de herkesi acele etmeyin, hemen ilk günden alışveriş merkezlerine, berberlere gitmeyin diye uyardık. Eğer buralara mutlaka gitmek zorunda kalıyorsanız, kalabalık ortamlara girmeyin, maskenizi takın, 1,5-2 metrelik güvenli mesafeye uyun ve mümkün olduğu kadar da eve döner dönmez ellerinizi en az 20 saniye sabunlu suyla yıkayın diye uyarılarımızı yaptık. Ama buna rağmen biz de üzülerek gördük ki alışveriş merkezleri ilk açıldığı gün büyük kalabalıklar oldu. Belki ben de Tevfik Hocam'a iyi akşamlar diliyorum, kendisi de bilim kurulu üyesi, belki önümüzdeki hafta herkesin gidebileceği deniz kenarındaki yürüyüş yolları, parklar belki açılabilir. Çünkü bazen de insanlar bu alışveriş
merkezlerini vakit geçirmek için gidiyorlar. Yani az önce Tevfik Hocam da söyledi, sadece keşke alışveriş için gitseler ama bazen de vakit geçirmek için gidiyorlar. Belki bunun yerine bu deniz kenarları, parklar vesaire insanların daha rahat, temiz havada dolaşabilecekleri yerler açılabilir ve kişiler bu alışveriş merkezleri yerine oraları tercih edebilirler. Ama bizim de gördüğümüz hakikaten bu genelde sokağa çıkma yasaklarının ertesi günü herkes bir anda bu alışveriş merkezlerine kalınca çok da ihtiyaçları olmadığı halde koşturuyorlar. Oralarda kalabalıklara maruz kalıyorlar. Buna bağlı olarak da vaka sayılarımız artıyor. Ama önümüzdeki 4 gün tekrar bizim vaka sayılarımızda büyük bir ihtimalle düşüş olacak. Ondan sonra tekrar bir açılma sağlanacak. Dediğim gibi herhalde bir süre bu şekilde biz bu yeni normale alışana kadar, bu kurallara uymayı alışkanlık edene kadar bu şekilde inişli çıkışlı devam edeceğiz. Evet. Ama ben de Tevfik Hocam'a katılıyorum. Ölüm sayılarımızdaki azalma tabii çok sevindirici. Biz halk sağlığında, epidemiyolojide şunu söyleriz. Ne yaparsan yap en sonunda ölüm sayılarına bak deriz. O nedenle ölüm sayılarının düşmesi, solunum cihazına bağlı hasta sayılarımız azalması tabii çok sevindirici. O nedenle de durum hakikaten şu anda iyi görünüyor ama birazcık da bizim vatandaşların, toplumun, herkesin kurallara daha çok uymamız da gerekiyor. Şimdi bugün özellikle son birkaç güne baktığımızda başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde de sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Hatta Mayıs ayının en sıcak günlerini yaşıyoruz. Sayın Tevfik Özlü, hep tabii konuşulan bir konuydu. Havaların ısınmasıyla birlikte acaba virüsün bulaşmasıyla ilgili bir süreçte de etkili olur mu diye. Sizce bu sıcaklıklar ya da görmüş olduğumuz bu yüksek sıcaklıklarla birlikte virüsün bulaşını etkileyecek bir sürecin de içine girmiş olabilir miyiz? Evet, böyle bir olasılık var. Çünkü havaların ısınması değil sadece, tabii ısınması da önemli ama özellikle kuruluk, yani nemin azalması ve güneşin çıkması, yani ultraviyole dalgalarının varlığı ortamda virüsün canlı kalmasını azaltır, bulaşmasını azaltır diye umut ediyorum. Aynı zamanda insanlar güneşte kalırlarsa uzun zamandır evdeler. Yani D vitamini eksiklikleri giderilmiş olur. Vücut D vitamini sentezini daha fazla yapar. Bu da bağışıklık sistemimizi güçlendirir virüse karşı. Dolayısıyla güneşli havaların, sıcak havaların olumlu etkisi olmasını bekliyorum ben. Toker Hocam'a aynen katılıyorum. Gerçekten kendisi Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ofisinde uzun yıllardır çok değerli çalışmalar gerçekleştirmiş. Çok farklı alanlarda Türkiye'de kamu sağlığı, toplum sağlığı açısından çok katkıları olan bir hocamızdır. Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine dikkat etmek lazım. Yani atılan adımların sonuçlarını değerlendirip ona göre gerekirse evet, modifikasyon yapılmalı. Ama ben de özellikle hani sahil kenarlarında, deniz kenarlarında, doğada, parklarda, büyük parklarda ama böyle küçük insanların karşı karşıya geldiği alanlarda değil ama böyle daha tenha, daha yalnız dolaşabileceğiniz, insanlarla sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz, doğayla buluşabileceğiniz alanlarda güneşten yararlanmak gerektiğini düşünüyorum. İnsanların boş kaldığında, canı sıkıldığında, bunaldığında AVM'lere, pazar yerlerine, kalabalık sokaklara değil, doğaya çıkmalarını tavsiye ediyorum. Bu önemli. Özellikle hani bunu sağlamamız lazım. Ama ben AVM'lerin ilk açıldığı gün gezen insan sayısını öğrendim. Aşağı yukarı 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etmiş. Normalde eskiden günlük AVM ziyaretçi sayısı 6,5 milyon civarındaymış. Bu da aşağı yukarı 6'da 1 kişi oluyor. Yani bence vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu yine çok duyarlı, evet, ve hassas davranmış. Çünkü uzun zamandır dışarı çıkmıyorlardı, alışveriş yapamıyorlardı. Hani serbest olmasına rağmen 6'da 1 kişi AVM'ye gitmiş, 6'da 5 kişi ise gitmemiş. Yani bu önemli. Ben büyük çoğunlukta sağduyulu ve duyarlı davrandıklarını görüyorum vatandaşlarımızın. Ama hepimiz duyarlı olmalıyız. Elbette ihtiyacımız varsa, zorunluysa, vazgeçilmezse, AVM'ye gitmemiz gerekiyorsa gidelim ama ihtiyaç için gidelim. Hızlı bir şekilde ihtiyacımızı alıp dönelim. Bu sırada sosyal mesafeyi koruyalım. Maske takalım, kapalı yerlere, havasız yerlere, kalabalık ortamlara girmeyelim. Ama mümkün olduğu kadar boş zamanları doğada, tenha yerlerde, aile halkımızda, hane halkımızda doğayla hemhal olarak geçirelim. Evet. Tavsiyem budur.
Hocam tabii ki bir başka konu merak edilen yaklaşık 6 haftadır devam eden sokağa çıkma kısıtlaması. 4 günlük bir kısıtlamanın içerisindeyiz. Önümüz bayram. Bayramdan sonrasının ilişkinde herkesin merak ettiği bir soru. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Sayın Ergüder, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce devam edecek mi ya da artık sokağa çıkma kısıtlamalarında da sona doğru yaklaşıyor muyuz? Benim kanımca yavaş yavaş tabii az önce Sayın Tevfik Hocam da söyledi. Sağ olsun tabii kendisi bir yandan hastalarını tedavi etmeye çalışırken bir yandan da bilim komisyonuna Trabzon'dan destek vermeye çalışıyor. Ama tabii birazcık bu bilim komisyonunun alacağı bir karar. Yani sonuçta bilim komisyonunun elinde il bazında, mahalle bazında hatta köy bazında veriler var. Ve bu vakaların nerelerde yoğunlaştığını, nerelerde daha az olduğunu biliyorlar. Ama zaten de o 31 ilden 15 ile düşürüldü ve bilim kurulu önümüzdeki hafta alacağı kararlarla bu Türkiye'deki vakaların dağılımına, bu bulaşma biçimlerine bakarak bunu değerlendirecektir. Ama benim kendi görüşüm herhalde bu sokağa çıkma yasağının olduğu iller biraz daha azalacak. Ama belki bir sürede daha bizim özellikle İstanbul, Zonguldak gibi bu salgının çok yoğun olduğu illerde bu sokağa çıkma yasakları, bu iller arasındaki ulaşım biraz daha yasak olarak kalacak. Ama benim de öngörüm bu özellikle bayramdan sonra pek çok ilde bu şehirler arası trafik ve hatta sokağa çıkma yasakları eğer bu vakalar tabii bu şekilde gider, azalma devam ederse devam edecek. Ama tabii bizim beklentimiz bu vaka sayılarının önce 1000'in altına sonra da 100'ün altına düşüp iki rakamlı sayılara düşmesi. Ancak biz o zaman rahatlayacağız. Bir de tabii şunu belirtmek istiyorum. Evet. Yani sonuçta bu koronavirüsün aşısı yahut da ilacı bulunana kadar ne yazık ki hiç bizim birimize bir rahatlık yok. Yani biz bu yeni normal denen yaşamda aşı yahut da ilaç bulunana kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Ama dünyanın pek çok ülkesinde de yavaş yavaş kısıtlamalar kaldırılıp bu yeni normale dönmeye başladı. Ama tabii bununla ilgili elimizde çok da veri olmadan yorum yapmak çok yanlış. Bence bu konuda Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu'nun kararını beklemek en doğrusu. Son olarak Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü'ye sormak istiyorum. Hocam son bir dakika içerisinde tabii ki geniş bir konu başlığı ama özellikle sonbaharla birlikte, Eylül-Ekim ayı ile birlikte, normal grip salgınıyla birlikte koronavirüs salgının da ikinci ya da üçüncü bir dalga olarak karşımıza çıkabileceğine yönelik de endişeler dile getiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu endişeleri? Yani böyle bir olasılık var ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Birinci dalga önemli. Yani ikinci dalga başlasa bile bunun birinci dalga kadar hani bizim için risk taşımayacağını evet. düşünüyorum. Çünkü biz virüsle başa çıkmayı öğrendik. Onu nasıl yeneceğimizi biliyoruz. Onun zayıf noktalarını biliyoruz. Aldığımız tedbirlerin işe yaradığını gördük. Daha deneyimliyiz. Dolayısıyla ikinci dalga konusunda tüm dünyanın daha rahat olacağını düşünüyorum. Böyle bir olasılık var. Ama bence şu anda odaklanmamız gereken nokta birinci dalgayı bitirmek. Henüz Türkiye birinci dalganın içinde. Şu anda yapmamız gereken daha gecikmeden, duraklamadan, geriye dönmeden bu dalgayı tamamen bitirmek. Tokar Hocam'ın dediği gibi binli rakamların altına, daha sonra yüzlü rakamların altına inmek. Bunu da yapabileceğiz öyle görünüyor ama dikkat, her şeyden, her zamandan ziyade daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bayramda da eskisi gibi, rutinin olduğu gibi bayramlaşmanın olmaması lazım. Evet. Bu önemli. Yani buna vurgu yapalım. Hiç kimse yani eski rutin bayramlarını yaşamaya kalkmasın. Çünkü örnekleri görüyoruz. Bir taziye çadırından 100 evet. tane hasta çıkıyor. Bir efendim taziye ziyaretinden 51 kişi yeniden hastalanıyor. Hani böyle en ufak bir şeyi, tedbirsizliği kaldırmıyor virüs. Onun için bayramda 80 evet. milyon birbirini ziyaret ederse, el öperse bu tabii çok önemli bir sorun olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ve Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Toker Ergüder. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Evet. Son rakamları hızlıca bir kez daha bakalım. 42 bin testten bahsediyoruz ki son dönemde en yüksek sayıya ulaşmış durumdayız. 1610 son 24 saatte kayda geçen vaka sayısı düne göre 90 kişi azalmış durumda. Vefat sayımız 41, düne göre düşüş var. Bugünkü iyileşen sayımız ise 2004'e ulaşmış durumda son 24 saate ilişkin bilançoydu. Şimdi